Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sumlegais oynuyoruz. Arkadaşlar size yanlış bir haber vermişim. Bu sezon Yumruk gelmedi. Ama ben yanlış anlamışım. Size şimdi gerçek haberi göstereceğim. Burada Eylül ayı Sumulepes özel fırsatları diyor. Eylül ayında bir sürpriz sizi bekliyor. Tek değil, iki yeni Sumulepes diyor. Ben bunu yanlış anlamışım arkadaşlar. Ben bunu iki tane yeni Sumblepes özel fırsat diyor. Bakın gördüğünüz üzere ben Sumblepes özel karakteri olarak algılamışım. Gold Spy ve Diamond KO gelecek arkadaşlar bu sezon. Bu sezon 27 günlük bir sezon. Yani Eylül'ün 28'inde ya da 29'unda bize yumruk gelecek. Neon ışık ayak izleri ve Fire Punch özel emosi, bunları sakın kaçırmayın diyor. Ben yanlış şey yapmışım size arkadaşlar. Bu arada yeni legendleri geldi. Buradakilerden hiçbirini almadım. Çünkü Salı günü özel bölüm gelecek. Size yaptıklarımı göstereyim. Buradan 27. yere kadar açtım. 3 tane açmadığım yer kaldı. Etkinliklerden blok değişimle alakalı olanı yaptım arkadaşlar. Bunu da yapacağım. Bununla da bayağı bir ilerledim. Yani çeyreğine kadar geldim. Yarısını kadar da gelirim. Tamamını da bitiririm hatta. Yani çok da zor değil. Ücretsiz çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Yeni bir çark geldi. Süper çark 1 diye. Demek ki daha fazla çark gelecek. Bunu şimdi bir çevirelim. Yani artık alıştım her zamanki gibi. Bu arada elmasımı soranlar varsa 5400. Arkadaşlar 6000 elmasım vardı. Sonra Sumulepes'i açınca 1200 gitti. 4800'e düştü. Ben de 600 elmas kasarak 5400'e kadar geri kastım. Diğer 600'ü de kasacağım bu arada. Şu an bir legendere girelim arkadaşlar. Düşeceğimizi sanmıyorum. Hem de elmasımızı 5500'e çıkarırız. Sunucuya bir bakalım, AB mi diyecektim. Girdi bile. Tamam, AB'dir zaten. Çok hızlı girdi. Saat şu an 4.30 gibi bir şey. Yani pardon 5. Yani 4.30-5 arası bir şey. Hatta belki 5'i de geçmiştir. Oynayalım şimdi arkadaşlar. Gerçekten bayağı prolaştım bu arada. Arkadaşlar bir ayarı yapmayı unuttum ama onu dikkatli oynamam lazım. Topa dönüşemeyeceğim. Aslında dönüşebileceğim ama ben normalde M1 ile, yani Minecraft'ta vurma tuşuyla yapıyordum. Şu an bire tıklamak zorundayım topa dönüşmek istiyorsam. Bu kötü oldu mesela. Şöyle. Başka bir sıkıntımız yok. Mesela yani topa dönüşeceksen böyle dönüşeceğim. Tek sıkıntımız bu şu an. Başka hiçbir sıkıntımız yok. Bir de farenin ayarında bir bozukluk var. Yani fare gidici arkadaşlar. O 1-2-3 Rayan'a muzla yumruk attım. Gördünüz mü? Abi havaya çıkan artık ben muzla yumruk atacağım. Bayağı iyi atıyorum. Şöyle yapalım direkt. Rahat bir şekilde geçsin. Burada zaten havaya çıkan olmaz. Son saniye gitti. Podmailran. Abi hayır, bura değil, bura değil. Bu arada MTM Tayhard geçti ama galiba birisi yumruk attı ona. Şu altın saralı olan adam, nasıl söyleyeyim, ismi ne? Yloster'ın yumruk attı ya da geçemedi, ikisinden biri. Geçememiş olma ihtimali daha yüksek bu arada. Çünkü yumruğu havaya attı gibi gözüktü. İkinci tura bu arada çok hızlı geçti galiba. Bayağı şanslıyız. İsimlere bakarak anlayabiliriz sunucu Türkiye mi? Sunucu Türkiye değil. Hani Türkiye'den katılan biri de yok şu an. Belki vardır, şu player belki Türk olabilir. Ama başka mesela Türk isimli benim gibi yok. Bu arada benim oyundaki ismim, yani bu Türk ismi demezler herhalde. Ali Türk ismi ama RZGR Ali olunca yani Türk ismi olduğu belli olmuyor. Yani 61'den belli olabilir. Trabzon yani Türkiye. Öyle belli olabilir. Başka belli olmaz asla benim ismim. Oradakilerden biri gitseydi güzel olurdu be. Hadi güzel güzel ilerliyoruz. Bir nebze alırız, çok rahat alırız diye tahmin ediyorum. Bir aksilik çıkmazsa %100 win bizde de, işte mesela burada biri yumruk atabilir. Öyle aksilikler çıkmazsa win bizde. Şu an abi bir kişi, iki kişi gitti. Şöyle yapacağım. 3 kişi oldu. 4 oluyordu. 4 olmadı. Oo 4 5 oldu. 5 oldu. O %100 gitti. Aynen 6 oldu. 7 olmadı. Şu an bayağı 7 oldu bu arada. Şöyle. Şimdi bir 8 olsun. Took a best.
Orada bana yumruk atmak için bekleyen birisi olabilir. Yok, yokmuş öyle birisi, yokmuş. Burada geçtik rahatça. Şurada şurayı kırıyorum direkt. Hiç yani kırmama gerek yokmuş. Elendi çünkü birisi. Finale kaldık. Şu an bir bakalım kimler var. Bu arada arkadaşlar bu sezonu da bayağı iyi. Yani Invisibility'yi neden aldığımı da size açıkça söyleyeyim. Yani bu sezon boş bir Brawl Pass. Onu kabul ediyorum. Pardon, Stumble Pass. Brawl Stars'la karıştırdım. Bu arada Brawl Stars'ın yeni güncellemesi duyuruldu. Hyper Shards diye bir şey gelmiş oyuna arkadaşlar. Hyper Shards'da 5000 elmas sanılıyor. Biraz pahalı. Ve ben çok daha güzel olduğunu düşünmüyorum. Yani Brawl Stars gittikçe kötüye gidiyor. Kutulara hala geri getirmediler. Ve öyle de bir düşünceleri yok. Yani bence yok. Ve yeni bir şey gördüm arkadaşlar. Çoğu kişinin dikkatini çekmemiştir. Ya tek fark ettiğim detay bu oldu bu arada. Başka detay fark edemedim. Fark edenler yazsın ya da detayla alakalı video çeken YouTuberları gördüyseniz onlardan bilgiler de yazabilirsiniz yorumlara. Mesela Brawl Stars'ı 36 rank. Orada savaş ediyorlar ya arkadaşlar. İki kişi. Ya izleyenler bilir, izlemeyenler anlamayacaktır zaten. Anlamayanlar da Brawl Stars Brawl Talk yazarak izleyebilir. Onu izlediğinizde arkadaşlar göreceksiniz. Güçlü olan, yani dövüşte güçlü olan kişi 36 rank. Ve oyunda şu an bildiğiniz üzere max rank 35. Yani normal olarak 35. Ama o karakter 36 rank, büyük ihtimalle ranklara bir arttırma yapılacak. Çünkü herkes 35 rank çok rahat bir şekilde olabiliyor artık. Bence 50 ranka kadar çıkmaları çok güzel olur. Yani 35'ten sadece 36 olmaz. En az 40'a kadar çıkmaları lazım. Ya tabii daha çıkmadılar. Ama çıkarlar diye tahmin ediyorum. Geç abi, geç geç geç. Şöyle. Abi hayır, şuraya. Gittim. Gittim be. Oy arkadaşlar, gördünüz mü? Gitmedim. Son saniye de olsa bir şeyler yaptık orada yani. Abi beni kenara uçurma ya. Az daha gidiyorduk yine. Az daha gidiyorduk. Patlasınlar, onu patlatacaklar. Şöyle şurayı salın bana abi. Güzel 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 güzel. Şunun üstünde bir de durursam mükemmel mükemmel gerçekten. Tam üstüne duramasak da istediğimizi yaptık. Şöyle bunun yumruk atma ihtimali var. Hiç riske almadan. Geçiyoruz. Flymeci geçemedi çünkü orada. Bu arada arkadaşlar burada çoğu kişinin bilmediği bir yer var. Aga be. Abi şanssızlık. Bu gerçekten şanssızlık ya. Yani ben oradan %100 geçerdim. Arkadaşlar bu videoda sadece kazanmak istediğim için bir tane daha legendarı değiştireceğim. Yani uzun olsun video, bir şey olmaz. Bir tane daha legendarı değiştirelim. Düşmedik en azından diyelim. Şimdi girelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şöyle. Evet. Bu sefer win'i alırız. İnşallah alırız. Ya bu sefer havalı hareket denemedim orada, siz de gördünüz. Ama bir hata yaptım, onun ben de farkındayım. Bu sefer hata yapmayacağız. Güzel bir şekilde oynayacağız. İnşallah sıkıntı çıkmaz bu arada yani. Hata yapmayacağız deyip kaybetme ihtimalimiz de var. Kaybetmezsek 5500 elmas olacak arkadaşlar. Ve benim kasmam gereken elmas sayısı 500'e düşecek. Yani ben 700 elmas kasmışım arkadaşlar. Hiçbir yerden elmas almadan. Sadece benim kastığım elmas ve legendary deşten kastığım elmas bu. Daha da kasacağım bu arada, haberiniz olsun. Bu sezon en az 6000 elmas, yani fazla oynarsam 7000 elmasa kasarım. Onu da söyleyeyim. Ya da böyle 6200, 6400 gibi şeylere kasarım. Ama çok fazla oynarsam yani bildiğiniz gibi 7000'e kasarım yani. O da çok abartı oynarsam gerçekten. Şöyle 11 kişi oldu. Abi yine düzeltmeyi unuttum ya. Aha, bot Alex gitti. Belli zaten bot olduğu belli. Şöyle. Abi kişi daha gitti, 15. BSF'in BSF'in git hadi git. Gitmedi gitmedi gitmedi. Vallahi birini indireceğim ama o kim yani? Tamam, rahatça geçtik.
Gerçekten. İlk turu nedense çok hızlı. Gerçekten çok hızlı bir gidiyorlar. Biraz daha yavaş gitmelerini isterim. İlk tur çok hızlı geçiyor. Bu sefer birimizi alırsak arkadaşlar 5500 elmas dediğim gibi 6000 elmasa kadar kasacağım tabii ki de. Ben elmasla Stumble Pass açıyorum ama mesela 30 elmasla ilerletme var ya arkadaşlar. Onu ben tercih etmiyorum. Oynayarak yapmak daha mantıklı. Zaten salı günü çok güzel bir Stumble Guys özel video gelecek. Bayağı güzel gerçekten olacak. Nedeni yeni çarp var. Onu çevireceğiz. Sonra görünmezliği test edeceğiz arkadaşlar. Voleybol topu kadar iyi mi? Voleybol topuyla havalı hareket yapmıştım hatırlarsanız. Bayağı iyi de yapmıştım havalı hareketi. Mesela şu anda yapsam mı bir tane havalı hareket? Yok ya, ben gerçekten Legendary Dash'ta riske atamıyorum. Çünkü yani elmasım boşa gidiyor 2 dakika havalı hareket yapacağım diye. Neden boşa gitsin? Zaten Block Dash özel açıp deniyorum. Havalı hareketlerinizi geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar, her oyunda bu arada, sadece Block Dash'te değil, kesinlikle size tavsiyem özel oyundan açın. Mesela hangi oyunu istiyorsanız, Rush Hour mı ya da mesela Honey Drop mu? Sonra ne var? Super Slide mı? Bunları açıyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte ya da botlarla birlikte bile olabilir. Block Dash botlarla birlikte çok olmuyor ama çünkü hızlı bir şekilde iniyorlar ve havalı hareketleri yapmak için ilerlemeniz lazım baya. Ondan dolayı botlarla Block Dash olmuyor ama diğerleri çok güzel oluyor. Mesela botlarla deneyin. Block Dash'i de arkadaş bulursunuz bir tane her türlü. Yani ben bulamıyorum tabii. Eskiden oynayacak bir arkadaşım vardı ama şu an yok. Şu an arkadaşlar yani kendim gelen etkinliklerde deniyorum. Tek başıma botlarla açıp direkt deniyorum mesela. Öyle. Siz de deneyebilirsiniz ve havalı hareketlerinizi iyileştirebilirsiniz. Bu size gerçekten ya çok iyi olur. Çok iyi bir şey. Ben mesela Block Dash'te nasıl prolaştığımı açıkça söyleyeyim. Turnuvaların ilk sezonu hatırlıyorum. Benim zaten ilk videomu lütfen açın izleyin. Block Dash'i nasıl oynadığımı görün. Bir de şu an nasıl oynadığımı görün. Sadece o kadar söylüyorum. Yani gerçekten ben de çok iyi oynayarak videoları çekmeye başlamadım yani. Bu oyunu sevdim ben, Stumble Guys'ı. Kuzenim oynuyordu zaten. Kuzenim gösterdi. Dedi bilgisayar deniyor, beraber oynayalım falan. İndirdim bilgisayara, beraber oynadık onunla birlikte. Sonra ilk başta benle hep dalga geçiyorlardı. Yani dalga geçiyorlar derken mesela Block Dash oynuyorduk. Benim geçemediğim bir yer vardı. Gösteririm onu size. Ora geldiğinde ben %100 iniyordum ve bana yardım da etmiyorlardı geçmem için. Sonra ben oranın taktiğini YouTube'dan gördüm bir tane videoda. Hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Oranın taktiğini öğrenince dedim, baktım iyi oynayabiliyorum. Turnuvaların ilk sezonunda da full custom sonuna kadar. Ve havalı hareket de deneyebiliyorduk. Çünkü turnuvaların ilk sezonunda %100 hatırlıyorum. Yani turnuvaların hatta belki ilk 5 sezonu bile olabilir. Neydi? Alt F4'ü çekince arkadaşlar elması kaybetmiyordunuz. Ondan dolayı rahat rahat havalı hareket de deneyebiliyordum. Legendary'de işte havalı hareket deniyordum. Düşünün yani. Ve böyle böyle iyi oynamaya başladım Block Dash'i. Oyunu da iyi oynamaya başladım. Artık her haritada birinci gidiyorum. Sonra mesela emojileri almaya başladım. Ben bu oyunu ilk oynadığımda asla 30. seviyeye kadar gelemiyordum. Stumble Pass'i açmayı bırakın, 30. seviyeye kadar gelemiyordum. Şu an mesela Stumble Pass'i %100 açıyorum her sezon. Çünkü kasıyorum elmasları. İyi oynamayan biri açar ama o kadar rahat açamaz. Ben mesela rahat açıyorum. Çünkü kasacağıma eminim ve şu an çoğunu kasmışım bile. 1200 elmas verdim, 600'ünü kasmışım bile. Öyle söyleyeyim size. Buraya gelme, buraya gelme. Tamam, patlat bir tane. Bu Elvin alabilecek miyiz? Önemli bir soru gerçekten. Olmadı olmadı. Beni patlatmasını isterdim o. Yani o beni patlatsaydı güzel olurdu. Burada da size bir havalı hareket göstereyim mesela. Şöyle. Direkt denemeyin bu arada. Sonra senin sayende kaybettim falan demeyin. Yani iyi oynayanlar için havalı hareketler gösteriyorum. Kötü oynayanlar da deneyecek yani. Başka türlü öğrenemez. Ve geçemediğim yeri gösterebilirse, çünkü bir türlü gelmedi. Şöyle MTM mesajı geçtim. Admin Nova'ya gitti. Şöyle bir gider misin? O güzel yumruk.
Abi yine kaybettik. Arkadaşlar bize niye yumruk attı? Biz niye onun olduğu yerden çıktık? Sanki sol taraftan geçemiyoruz ya. Gerçekten benim enayiliğim arkadaşlar, yani bir şey de diyemiyorum ki. O zaman arkadaşlar bir Sümele Guys videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunumuna gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok Rüzgar El Atış 1. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram Rezegar El Atış 1. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.